Evet arkadaşlar, Üsküdar Gençlik Akademisi'nden ben Yavuz Çelenk, matematik öğretmeni. Bugün size limit anlatacağım ve kurumumuzda kullandığımız AIDS kaynaklarından kullanacağım. Şimdi oradaki sorulardan siz de önünüzde takip edebilirsiniz. Şimdi limit nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Mesela şurada bir fonksiyonumuz var. Fx fonksiyonu. Sadece ne verilmiş? X 2 iken y'si 1 çıkıyormuş. Yani ne demek bu? Bakın burada da x'e 2 veriyorum ve y eşittir ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Şimdi sağdan soldan yaklaşmak diye bir şey duymuşsunuzdur. Ne demek? Mesela 2'ye soldan yaklaştığımız zaman 2'den çok küçük bir sayı, mesela şöyle ne olabilir? 1.9 gibi bir şey. Bakın 1.9'la böyle yaklaştığım zaman ne yapıyor? O da yaklaşık olarak nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Gördünüz mü? Mesela 2'ye sağdan yaklaşacaksam, bak sağ ne taraf? Bu taraf. Sağdan yaklaşacaksam 2'nin şöyle azıcık sağından bir tane sayı ne olabilir? 2,1. 2,1'den tık 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 şöyle yukarı çıktığımda o da yaklaşık olarak nereye gidecek? 1'e gidecek. İşte bu sağdan soldan yaklaşmak denilen şey bu. Şimdi örnek üzerinde inceleyelim. Mesela birinci soruya bakalım. Birinci soruda A şıkkı. Fx'in grafiği verilmiş. Bakın ne diyor? Limit x 5'e giderken fx kaçtır diyor. Şimdi hemen bakıyorum. 5'e sağdan soldan yaklaşacağım ve acaba aynı noktaya gidiyor mu? Aynı noktaya gidiyorsa o zaman bunun limiti o sayıdır diyeceğim. Şimdi mesela 5 sayısı tam olarak şurada. 5'in tam olarak sol tarafından, yani 5'e soldan yaklaşırsam ne yapacak bu? Böyle buradan geldim, ne yaptı? 4'e gitti. 5'e sağdan yaklaşalım. Bakıyorum sağdan geldim, o da yaklaşık kime gitti? 4'e gitti. O zaman bu resmen fonksiyon sorusu gibi olmuş. F5 nedir gibi bir şey olmuş. Bunda sıkıntı yok. Şimdi buna bakalım. Bu arada siz de pratik yöntem kendinizce geliştirebileceksiniz. Mesela bakın şimdi çizgide hiçbir kopma yok, hiçbir delik yok. Bakın mesela bunlarda delikler var, bak kopmalar var, kırılmalar var. Kırılmalar olunca dikkatli incelememiz gerekiyor. Ama kırılma yoksa, küçük bir delik yoksa o zaman bu resmen fonksiyon sorusu gibi bir şey. Mesela x 2'ye giderken şimdi 2'de sağda solda bakın bir kırılma mırılma var mı? Sağda solda yok. O zaman x'in 2 olduğu yerde y kaç oluyor? Bakın geldik. Nereye geldik? 0'a. Gördünüz mü? Şimdi c'ye bakalım. C şıkkına. Bakın şimdi burada bir kırılma var. Bir delik var. Burada dikkatli incelememiz gerekiyor. Şimdi 1'e soldan bir yaklaşalım. 1 tam olarak burada. Solu şurası 1. 1'den birazcık küçük bir sayı nedir o? 0,99 gibi bir şey. Şimdi buradan tık 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 geldim. Çizgiye rastladığım zaman dönüyorum. Şimdi burada föyümüzde ben yazmayı unutmuşum. C şıkkında kaç? 2. Şimdi bakıyorum soldan yaklaştığımda 2'ye gidiyor. Sağdan yaklaştığımda kime gidiyor? Bakın çizgiye rastladığım zaman ne yapıyorum? Y eksenine dönüyorum. Yine 2'ye gelmiş. O zaman demek ki bunun limiti de neymiş? 2'ymiş. Şimdi gelelim D şıkkına. D şıkkında ne diyor? X 2'ye giderken bakıyorum kırılma, kopma, delik var mı? Yok. O zaman direkt x2'de kimi gösteriyorsa cevap o. Yani 3. Bakın burada bir de şu farkı da anlatayım size. Burada f1 eşittir 2 değil. Neden? Çünkü tam olarak bir noktasında tık 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 yukarı çıktığım zaman, içi dolu noktaya rastladığında, y eksenine döndüğümde cevap ne çıkıyor? 3. Yani bu x eşittir 1 noktasında süreksizdir diyeceğiz. Onu da zaten ilerleyen konularda anlatacağım. Şimdi gelelim, bakın daha zor sorular var. E şıkkına. E şıkkında ayrı ayrı bunları inceliyorum. Bakın sağdan. 3'e sağdan yaklaşacağım. Ne demekti bu? 3,1 gibi bir şey. Şimdi 3,1 neresi? Bak tam 3 burası. 3,1 de şurası olsa buradan tık 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 böyle geldim. Çizgiye rastladığım zaman y eksenine dönüyorum. Ne çıktı? 2. Şimdi geliyorum buna. 3'e soldan yaklaşacağım. Ne demek? Yani 2,9 gibi bir şey. Şimdi 3'ün solundan bir tane sayı belirledim. Tık 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 yukarı çıktığımda nereye geldi? Bakın çizgiye, yani fx fonksiyonuna, y eşittir fx fonksiyonuna rastlayana kadar
devam ediyorum. Rastladım. Ne yapıyorum? Y eksenine dönüyorum. Kime değdi? Kime geldi? 4'e. Şimdi buradan bakıyorum. Sağdan soldan limitleri aynı mı? Değil. Birisi 2, birisi 4. O zaman ne diyorum? Bunun limiti yok diyorum. Şimdi gelelim son soruya. Son soruda yine 2'ye ne yapıyorum? Sağdan yaklaşıyorum. 2 şurası. Sağdan yaklaşınca yani 2'nin birazcık sağından. Bakın 2 tam olarak burası. 2'nin birazcık sağından geldim. Fonksiyona değdiğim an y eksenine dönüyorum. Ne çıktı 2'ye sağdan yaklaşınca? Cevap eksi 1 çıktı. Şimdi de 2'ye soldan yaklaşacağım. Soldan yaklaşınca ne yaptım? Bu çizgiye denk gelince dönüyorum. Ne çıktı? 3. Farklı bunlar. Sağdan soldan limitleri farklıysa ne diyorum? Yok diyorum. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar, grafiği görüyorsunuz. Bayağı korkutucu. Yani bu grafiği gören ve bu konuyu ilk defa gören arkadaşlarımız bunu korkup geçecektir. Ama çok kolay bir soru. Şimdi bakın inceleyelim. Her zaman yaptığımız hareketleri yapacağız. 3'e sağdan yaklaşıyoruz. Şimdi bunlar x değeri. Zaten bak ne diyor? X kime gidiyor? 3'e. Nereden gidiyor? Sağdan. Şimdi x ekseni burası. 3'ü buluyorum. 3 burada. Şimdi 3'ün ne yapıyorum? Sağ tarafından tık 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 yukarı çıkıyorum. Çizgiye denk gelince ne yaptım? Dönüyorum. Şurada kaç yazıyor? Hemen bakalım. Evet, 3. Burada 3 yazıyormuş. Şurası da 6'ymış. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? 3'e sağdan yaklaşınca kime gitti? Yine 3'e gitti. Soldan yaklaşsam da yine 3'e gidecek. Peki bakın burada da gördüğünüz gibi soldan yaklaşıyor. O da nereye gidiyor? Bakın şöyle soldan gittiğim zaman buna rastladım. Döndüm yine ne yaptı? Yaklaşık olarak 3'e gitti. O zaman sağdan soldan limitler aynı mı? Aynı. O zaman bunun cevabı ne olacak? 3. Şimdi D şıkkına bakalım. D şıkkında x'e eksi 1'den sağdan soldan dememiş. O zaman biz ne yapacağız? Sağdan soldan limitlerine bakacağız. Aynı çıkarsa cevap o. Önce x'in eksi 1 olduğu yeri bulalım. X'in eksi 1 olduğu yer bura. Soldan yaklaşıyorum. Kime gitti? 3'e. Sağdan yaklaşıyorum. Bakın eksi 1'e sağdan yaklaşıyorum. Yukarı gitsem hiç kimseye denk gelmiyor. Bakın gördünüz mü? Burada hiçbir çizgi yok. Aşağı gitmem lazım mecburen. Gittim. Kime geldi? Eksi 2'ye. O zaman ne diyorum? Yok. Neden? Çünkü sağdan soldan limitlerine baktığımız zaman eşit değil. O zaman limit yok. Şimdi limitin de kendine göre formülleri var. Bakın C dediğim bir reel sayı. Yani herhangi bir sayı, köklü sayı olabilir. 3, 5, 1 bölü 2, 61, her şey olabilir. Şimdi mesela burada sabit fonksiyon diyoruz. Hani ne diyoruz? Fx eşittir, sabit bir sayıya gidiyor. O zaman bunların da limiti ne oluyor? Yine aynı sabit sayıya eşit oluyor. Şimdi f ve g fonksiyonları x eşittir a'da limiti varsa, iki fonksiyonun toplamında da ne oluyor? X'e, x a'ya gittiği zaman bunları ayrı ayrı limitlerini bulup toplayabiliyoruz. Çarpımlarında da öyle. Bakın iki fonksiyonun çarpımını verdi diyelim. Bunların limitini soruyor. İki fonksiyonun ayrı ayrı limitlerini bulup çarparsam da cevabı bulabiliyorum. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. X eşittir a'da ikisinin de limiti varsa. Yoksa ne yapacağız? Başka kurallar kullanmamız lazım. Bakın bölmede de aynı oluyor. Şimdi örnek 3'e bakalım. Ne yazmış? Limit x 2'ye giderken bakın sabit bir sayı yazmış. 5. Limit x 2'ye giderken 5. Ve limit x eksi 2'ye giderken 1 bölü 2. Bakın bunlar sabit fonksiyon. Yani x'in yerine koyabileceğimiz, 2 koyabileceğimiz bir x yok. O zaman bu ne? 5 artı 1 bölü 2. Bunu nasıl çarpıyorduk? 5 çarpı 2, 10, 11 bölü 2. Şimdi buna bakalım. Bakın burada ne yapacağız? X'e eksi 1 koyacağız. Eksi 1 koyduğumuzda bütün x'lerin yerine eksi 1 koyacağız. Bakalım sıkıntı çıkacak mı? Öncelikle limit sorularını çözerken hep buradaki x'i buraya koyuyoruz. Eğer güzel, normal bir sayı çıkarsa, reel sayı çıkarsa cevap o. Çıkmazsa
İşte o zaman limit kurallarını kullanacağız. Onları birazdan anlatacağım. Eksi 1'i koyduk. Ne yaptı? 1. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3. Artı 4. O da ne yapıyor? 4, 3, 7, 8. Şimdi C şıkkına bakalım. Bu sefer x'e 2 koyacağım. 2 çarpı 2, 4. Geliyorum, burada bir logaritma var. X'in yerine 2 koyuyorum. 3 çarpı 2, 6. 6'dan 1 çıktı, 5. Şurası 5 çıktı. Logaritma 5 tabanında 5'te ne yapıyor? 1 yapıyor. Şu arada eksi var. 4'ten 1 çıktı, 3. Şimdi örnek 4'e, yani son soruya bakalım. Bakın burada 1'e sağdan yaklaşacağız. Şimdi ne düşünüyorum? 1,1 gibi bir şey düşünüyorum. Buradaki x'e 1,1 gibi bir şey verirsem farklı bir cevap çıkacak mı? 1 verirsem farklı bir cevap çıkacak mı? Onu düşünüyorum. İşaret olarak, yani sonuç olarak bakıyorum burada 1'e birazcık büyük bir sayıyla yaklaşsam cevap değişmeyecek. O zaman ne yapıyorum? Ben x yerine 1'i gönül rahatlığı içinde veriyorum. 5 çarpı 5, 5, 1 daha 6. Bunun sonucu 6 çıktı. Eğer 1'den birazcık büyük bir sayı verseydim ne çıkacaktı? 6,1 gibi bir şey çıkacaktı. Bunun da zaten limiti 6'dır. Şimdi şuna dikkat edelim. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yani ne demek bu? 1,9 gibi bir şey. Şimdi 1 eksi 1,9 sonucu eksi midir, artı mıdır? Eksi 0,9 gibi bir şey çıkacak, değil mi? Bu da mutlak değer içinde olduğu için bu artıya dönüşecek. Ve bu 0,9'da limitin nereye yanaşacak? 1'e yanaşacak. Evet arkadaşlar, şimdi buranın limiti 1 çıkmıştı. Burası da 6 olunca 6, 1 daha 7 yaptı. Şimdi ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakalım. Bakın burada bir fonksiyonun görüntü kümesinin değerlerini vermiş. 1 ile 2 arasında değerler alıyormuş. Y değerleri. Ama tabii burada sürekli mi değil mi onu bilmiyoruz. Ona göre düşüneceğiz. Şimdi mesela limit x 1'e giderken diyor. Şimdi 1'de bu fonksiyon sürekli mi değil mi onu bilmediğimiz için 1'e sağdan soldan yaklaştığında farklı şeyler çıkabileceği için limiti var diyemeyiz. Şimdi buna bakalım. Burada da yine aynı burada söylediğimiz şeyde olduğu gibi. Yani 1'e sağdan yaklaştığımızda mesela bir değer var ama soldan yaklaştığımızda bakın 1 ile 2 arası dediği için soldan yaklaştığımızda ne olduğu belli değil. O yüzden burada da limit var mı yok mu kesin bilemiyoruz. Ama burada sonuç, bakın x'e 1 verdiğimde çıkan y değeri 1 ile 2 arasında olduğu için, bu da pozitif olduğu için mutlak değer ne yapacak? Aynen çıkacak. Aynen çıkınca fx eksi fx olacak. Bunun da sonucu ne yapacak? 0 olacak. Ve böylece sadece 3 doğru. Şimdi 2018 AYT sorusuna bakalım. Limiti fx'in de 2'ye giderken, gx'in de 2'ye giderken l diye bir sayı eşitmiş. Yani bunların limitleri 2'de eşitmiş. Ama x 2'de tanımlı mı? Veya x 2'de f'de kaça gidiyor? Yani f'nin görüntüsü ne, g'nin görüntüsü ne bilemiyoruz. Az önceki sorularda olduğu gibi şöyle bir şey olabilir. Bu durumda burası da 2 diyelim. 2'deki limiti şu sayıya giderken, L'ye giderken ama bu sayı başka bir şey. O yüzden bu ne olacak? Yanlış. Şimdi buna gelelim. Burada az önce anlatmıştık. Limitleri ne yapıyorduk? Ayrı ayrı yazabiliyorduk eksi olunca. Böyle olduğu zaman ne yapacak? L eksi L, o da eşittir 0. O zaman bu doğrudur. Şimdi 3. soruya bakıyoruz. 3. soruda da L bölü L eşittir 1 gibi görünüyor. Evet doğru, ama L ya 0'a eşitse o zaman ne olacak? 0 bölü 0 belirsizliği olacak ve 1 maalesef çıkamayacak. Bu da çok dikkat etmeniz gereken bir soruydu. Yani buna, şuna herkes doğru diye atlama ihtimali olabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Peki gelelim 2012 LYS sorusuna. 2012 LYS sorusunda bakın ne diyor? 3'e sağdan yaklaştığında fx 1'e gidiyor, soldan yaklaştığında
2'ye gidiyor. Şunu bulalım diyor. Şimdi burada sizi ezberletmek istemiyorum. Yani 2'ye 2 artı, yani 2'ye sağdan yaklaştığında, x'i bunu koyduğunda sonuç ne çıkacak? Onu hesaplamalarımızla bulalım. Evet, bu son sorumuz. Bundan sonra diğer FÖ'ye geçeceğiz. Şimdi 2 artı ne demek? Yani 2,1 gibi bir şey. Şimdi çarpıyorum, 2 kere 2, 4. Tabii ki burada ondalık sayıyla bunu çarpmayın. Yani kafanızda o kadar yormanıza gerek yok. 2 ile 2,1'i çarptık. Ne oldu? 4,1 gibi bir şey çıktı. İlle 4,2 demenize gerek yok. 4,1'den 1 çıktı. 3,1. 3,1 ne demek? Yani 3 artı demek. Demek ki burada 3 artıyı araştıracağım. 3 artının sonucunda ne çıkıyordu? Bak burada yazıyor. 3 artı. Sonucu ne bunun? 1. Şimdi buna geliyorum. 2,1 yine veriyorum. 5'ten 2,1 çıkarsa geriye ne kalır? 5 eksi 2,1. 5'ten 2 çıktı. 3 demek ki 2,9 gibi bir şey. Yani bu da ne anlama geliyor? Ha, o zaman 3'e soldan yaklaşıyoruz anlamı geliyor. Bu da burada yazıyor sonucu. 3'e soldan yaklaştığımızda ne çıkıyormuş şunun cevabı? 2 çıkıyormuş. Şimdi burası 1 çıktı, burası 2 çıktı. Toplam ne oldu? 3. Aşağı geliyorum. 2,1'in karesini alınca ne olacak? 4,1 gibi bir şey olacak. 4'ten birazcık büyük. Yani bu ne demek? 4'ün biraz üstünde 1 çıkar bundan. Ne yapıyor? 3,1. Yani ne demek? 3 artı demek. Ha, onu geliyorum buradan bakıyorum. O da kaçtı? 1'e eşitti. Cevap demek ki neymiş? 3'müş. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki FÖ'ye geçtik. Türev 2 FÖ, yani 10. FÖ. Şimdi parçalı fonksiyonları inceleyeceğiz. Limitlerde en çok parçalı fonksiyonlardan soruyorlar. Şimdi bakıyoruz, x 1'e giderken fx'in limitini soruyor. Eğer kritik nokta deniyor, bakın buna. 3 noktası kritik noktadır. Eğer bu nokta kritik nokta değilse sağdan soldan bakmamıza gerek yok. Direkt 1'i veriyoruz ve cevabı buluyoruz. Peki 1'i hangisine vereceğiz? 1 nerededir? 3'ten küçük olan kısımdadır. Yani buna 1 veriyorum. 2 çarpı 1, 2 artı 5 ne yapıyor? 7. Şimdi buna geliyorum. Bu kritik nokta mı? Hayır, değil. Çünkü kritik noktamız 3. O zaman 5'i de veriyorum. Hiç düşünmüyorum. Kime veriyorum? Buna veriyorum. 3 çarpı 2, 3 çarpı 5, eksi 1, 15, 14. Şimdi buna geliyorum. Bakın, kritik nokta. O zaman bunu ne yapmalıyım? Sağdan soldan limitlerine bakmalıyım. Şimdi bakın, eğer 3'e soldan bakacaksam ne demek o? 2,9 demek. 2,9 hangisi oluyor? Bu. O zaman buna veriyorum. Ne yapıyorum? Soldan bakıyorum. 2 çarpı 3 artı 5 ne yaptı? 6, 5 daha 11 yaptı. Bu soldan limiti. Yani x 3'e soldan giderken. Peki x sağdan giderse ne olacak? Onu inceleyelim. Yani 3,1 gibi bir şey. Hangisine bakıyorum? Buna bakıyorum. Gidip burada yazıyorum. 3 çarpı 3 eksi 1. 9'dan 1 çıktı. 8. Bakın 11 8'e eşit değil. O zaman ne diyorum? Limit yoktur diyorum. Eğer aynı şey çıksaydı limit var diyecektim. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bakın ne diyor? X eşittir 3'te limiti var. Bu 3 bunun kritik noktası. O zaman gidip ne yapıyorum? 3'e soldan yaklaşırsam buna, sağdan yaklaşırsam buna bakmam lazım. Ve x'e 3 veriyorum. Şuradaki x'e 3 verirsem 2 çarpı 3 eksi 1 ne çıktı? 5. O zaman soldan limitinin de 5 çıkması lazım. Buradaki x'e de gidiyorum, 3 veriyorum. 3 çarpı 3 eksi a, 5'e eşit olmalı. O zaman eksi a'yı bu tarafa atıyorum, artı a olarak 5'i de buraya eksi olarak atarsam 9'un yanına. Ne kalır geriye? 4 kalır. Demek ki a 4'müş. Şimdi 3. soruya bakalım. Yine böyle grafikli bir soru ve korkutucu gibi geliyor öğrencilerimize ama dediğim gibi korkutucu değil. Şimdi 3 x ekseninde nerede onu biliyorum. İşte burada. 3 burada. Kırılma var mı? 3'te delik var mı? Kırılma delik yok. O zaman hiç uğraşmıyorum. Direkt buradaki sayı kaçsa cevap o oluyor. Bakalım kaçmış? 2'ymiş. O zaman bunun cevabı direkt 2.
Ama dersen ki hocam sağdan soldan ben yine gideyim. Soldan gidersek bakın ne yaptık? İkiye gidiyoruz. Sağdan gidersek ne yapıyoruz? Bakın yine ikiye gidiyor. Peki buna bakalım şimdi. X eşittir 0 neresidir? Burasıdır. 0'a soldan yaklaşırsam ne yapmam lazım? Yukarı çıksam kimse yok. Aşağıda bu çizgi var. Buraya geliyorum. Kime gitti? Eksi 2'ye. Demek ki soldan yaklaşırsam eksi 2. Sağdan yaklaşırsam kime gidecek? Yani 0'ın sağı neresi? Burası. Kime gitti? 2'ye. Eşit mi bunlar? Değil. O zaman ne yapıyorum? Limit yok. Aynı şekilde mesela eksi 3'te limiti var mı? Sağdan yaklaşıyorum. Eksi 2'ye gidiyor. Soldan yaklaşıyorum. Eksi 3'e gidiyor. Bakın eksi 3'te de limit yok. 5'te limit var mı? Var. Kırılma yok. Hiçbir şey yok. Delik yok. O zaman limit 5 kaça eşit? 6'ya. Şimdi de son sorumuza bakalım. Bakın burada 2'ye sağdan soldan yaklaşmanın önemi var. Çünkü mutlak değer. Mesela x'e 2 verince 2'den 2 çıktı 0. Tamam mutlak değer 0 dışarı 0 diye çıkar. İşareti yok ama 2 artı ne demekti? 2,1 gibi bir şey. Şimdi 2,1'den 2'yi çıkarırsam ne oluyor? Burası pozitif oluyor. O zaman buradan ne anlıyorum ben? Demek ki mutlak değer dışarı aynen çıkacak. Şimdi bunu da eksi parantezine alarak buraya yazalım. Eksi 2 artı x. Bunların bölümü ne yapacak? Bununla bu aynı olduğu için burada 1 kalıyor. Buradaki eksiden dolayı cevap ne çıktı? Eksi 1. Şimdi buna bakalım. 2 virgül üzerinde bakın eksi var. O zaman bu neye eşit olacak? 1,99 gibi bir şey. Gidip buradaki x'e 1,99 verirsen sonuç eksi çıkacak. O zaman bunun ne olması gerekiyor? Mutlak değerin kuralına göre eksiyle çarparak dışarı çıkması gerekiyor. Yani böyle. Bir bakıyorum altındaki ile üstündeki aynı. O zaman bunlar birbirlerini götürüyor ve cevap 1 çıktı. Gördünüz mü? Bakın küçük bir artı olunca cevap eksi 1. Bakın buradaki eksi olunca cevap artı 1 çıktı. Şimdi son şıkkımıza bakalım. 3 kritik nokta mı? Hayır değil. Bunun kritik noktası nedir? Şurayı 0 yapan değerdir. 3 verince zaten pozitif çıkıyor. 3'ten 2 çıktı 1. Öyle değil mi? 3'ten 2 çıktı 1. 2 eksi 3. Buradan da ne olacak? 1 bölü eksi 1. Cevap ne çıktı? Eksi 1. Şimdi 2010 LYS'de çıkmış bir soruya bakalım. Evet, sorumuz grafiğimiz şöyle. Sorumuzda x eksi sonsuza giderken x. Şimdi bakıyoruz. X ekseni burada olduğuna göre eksi sonsuz da şu tarafta. Şimdi bu taraftan geldiğimizde bizim grafiğimizin çizgisi nerede? Burada böyle. Kime gidiyor? 2'ye gidiyor. O zaman demek ki eksi sonsuza giderken limitimiz 2'ymiş. Bakın 2'ye eksi sonsuz değil de artı sonsuz deseydi bu taraftan gelecektim. Bakın eksi sonsuz burası, artı sonsuz burası. Bu da nereye gidiyordu? Bu da 2'ye gidiyordu. Yani bu artı sonsuz olsaydı yine limitimiz 2 olacaktı. Sıfır noktasında x'in sıfır olduğu yer neresi? Burası. Buradan bizim grafiğimize doğru bir çıkış yaparsak kime gidiyor? 1'e gidiyor. Bunun cevabı da 1 olduğuna göre cevabımız ne? 3. 10. soruya bakalım. 10. soruda birazcık zor bir soru gibi görünüyor. Bakın şöyle bir fonksiyon tanımlamış. Limit içerisinde limit içeren ve bu grafiğe bağlı. Tabii ki buradakinin grafiği de f(x)'in grafiği. Bir g fonksiyonu tanımlamış. Şimdi neyi soruyor bize? G1'i soruyor. O zaman biz buradaki x0 yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Şuradaki x0 yerine 1 yazdım. Buradakine de 1 yazdım ama üstünde küçük bir artı var. 1 artı oldu. Buradaki x0'ın yerine de 1 yazdım ve üstünde ne var? 1 eksi. Yani ne demek? Limitine bak ve 1'e sağdan yaklaş. Şimdi geliyorum. Burada evet, şurası 1'miş. Evet, 1'e sağdan yaklaşıyorum. Sağ taraf, bu taraf, buradan 1'in sağ tarafından tık 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 aşağı indiğinde nereye geldim?
döndüm, eksi 3 çıktı. Şunun sonucu eksi 3 çıktı. Şimdi de 1'e soldan yaklaşacağım. Yani şuradan tık 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 yukarı çıktım. Y'ye döndüm ve ne çıktı? 3 çıktı. O zaman eksi 3 artı 3 ne oluyor? 0. Yani şunun sonucu 0'mış. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de x 0'a eksi 4 veriyorum. Sıra eksi 4'te. Eksi 4'e bu sefer ne yapıyorum? Eksi 4'e sağdan yaklaşacağım. Ve eksi 4'e buradan da soldan yaklaşacağım. Eksi 4'e sağdan, eksi 4'e önce buluyorum. Sağdan geliyorum, yaklaşıyorum. Bakın şimdi sağdan geldim. Burada evet, sağdan yaklaştığında bakın buraya değmiyor. Yukarı çıkıyor, gördünüz mü? Ne yaptı? Y'ye dönünce 3 çıktı. Yani şunun cevabı 3. Şimdi de eksi 4'e soldan yaklaşıyorum. Eksi 4'ün sol tarafından tık 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 bir geliyorum. Çizgiye rastlıyorum. Bir dönüyorum. Neye gitti? 2'ye gitti. Arada da artı var. O zaman burası ne çıktı? 5 çıktı. Demek ki şunun sonucu da neymiş? 5'miş. Arada da eksi var. Cevap ne? Eksi 5. Şimdi 12. soruya bakalım. Limit bir sürü var. Bakın n tane limit var ve hepsinin toplamı da 50'ymiş. Şimdi buradan n'nin ne olduğunu soruyor. Bakıyorum. 0'dan 5'e kadar ne var? 1. 1 verince ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Bakın burası da 5'miş. 5 verince 5 çıkınca demek ki 1 verince 1 çıkıyor. 2 verince 2 çıkıyor. 3 verince 3 çıkıyor. 4 verince de 4 çıkıyor. O zaman bunun 1'den 5'e kadar limitlerin hepsinin cevabı ne olacak? 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı. Sonra 5'ten sonra ne olacak? Bakın mesela 6'daki limiti nedir? Yine 5. 5 artı 5 artı tık 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 hep 5 çıkacak. Şimdi buradan buraya toplam n tane sayı var. Şu. Şimdi buradan buraya kadar toplama yapalım. Ne yapıyor? N çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanabiliriz. 5 çarpı 6 bölü 2, 30 bölü 2, 15. Burası 15. 15'ten de buraya eksi olarak yollarsam bunu. Ne kaldı burada? 35 kaldı. Kaç tane 5 var 35'in içinde? 5'e bölersek 7 tane. Yani şurada neymiş? 7 tane 5 varmış. Bize n sayısını sorduğuna göre, burada da 5 tane terim olduğuna göre 7, 5 tane ne yapacak? 12 yapacak. Şimdi 13. soruya bakalım. Bu fövdeki son sorumuz. Evet, kritik noktamız ne? X 2 noktası. Bakıyorum, kritik nokta. Ama bu kritik nokta değil. Kritik nokta değilse eğer, 1'e sağdan soldan yaklaşmasının çok da bir önemi yok. O zaman önce bundan başlayalım. 1'e soldan yaklaşmış ama kritik nokta olmadığı için önemi yok. 1 hangisinde verilecek? X büyüktür 2 mi, x küçüktür 2 mi? Tabii ki burada. Buradaki x'e 1 verdiğimiz zaman bunun sonucu ne çıkıyor? 1 bölü 2 çıkıyor. Şimdi gelelim kritik noktaya. 2'ye sağdan yaklaşıyor. O zaman ne yapıyorum? 2'ye sağdan yaklaş dediğine göre buradan 2 değeri vermeliyim. Ama burada bileşke fonksiyonu. Yani bunları iç içe yapıyorum. Şimdi geliyorum 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Yani bunu veriyorum. 2 çarpı 2 4. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Burası ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Eksi 1 kritik nokta mı? Hayır değil. O zaman eksi 1'e sağdan soldan yaklaşmanın da çok bir önemi yok. Eksi 1'i gidiyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Burada veriyorum.
eksi 1 bölü 2 oluyor burası da. Eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 sonuç 0.